Tanrı'ya oynama dürtüsü, biliyorsunuz Platon'un mektebinin kapısında buradan içeri geometri bilmeyen girmesin demiş. Yani bilim yoksa sende buradan içeriye gelme demiş. Şimdi bu Tanrı'yı oynama dürtüsü süper yapay zekalı makinelerin yönettiği bir dünya hayaline dönüştü. Bunlara girmeden önce küçücük bir şeyler söylemek istiyorum önceki oturumla ilgili. Baby Boomer kuşağı olarak, yani 2. Dünya Savaşı sonrası olan çocuklardan olarak X, Y kuşağını, Z'de var mı bilmiyorum, belki torunum Z'dir, hiç anlamıyordum. Seçil Hanım konuştuktan sonra anladım. Aramızda müthiş uçurumlar var. Seçil Hanım dedi ki, biz eşimle dijitalleşme olmadan mutlu olamayacağımızı anladık dedi. Ben dijitalleşmeden nefret etmeye başladım. Daha fazla çalışıyorum. Gece gündüz. Telefonum hiç durmuyor. Aynı yemekleri yiyorum. Aynı elbiseleri giyiyorum. Daha az tatile çıkıyorum. Hava daha çok kirlendi. Peki dijitalleşmenin bana faydası ne? Onu bilemedim. Bir önceki konuşmacı arkadaşım dedi ki, ondan önce, seçilenden önceki arkadaşlarından biri, 133 milyon yeni iş sahası çıkacak, 75 milyon işsiz insan olacak. Umarım dediği gibi çıkar. Çünkü benim okuduklarım ona pek, onu pek göstermiyor. Buradan tüm gençlere bir sihirli iki tane kelime söyleyeceğim. Bunu araştırmalarını istiyorum kendileri için. Evrensel gelir diye dünyanın, daha doğrusu dijital dünyanın guruları tarafından tartışılan bir şey var. Evrensel gelir nedir? Lütfen onu gitsinler, okusunlar. Seçil Hanım dedi ki, artık masa falan olmayacak. Yani 40 sene masada oturmuş bir insan olacak. Masamın olmamasını düşünemiyorum. Ve dedi ki, buna alışalım. Niye alışıyoruz ki? Neden alışıyoruz? Proje, haftada 2 tane 3 tane proje çizmek için neden yarışıyoruz? Bir başka arkadaşı alalım, o da ekmek yesin. Arkadaşımın bir tanesi dedi ki, artık proje yönetimlerde öyle çok fazla kişi olmayacak, bir tane BİM yöneticisi olacak dedi sanıyorum, BİM menajer. Ben öyle anladım. Ege'lerde nereden iş bulacağız? Niye bu rush var? Sakın teknolojiye karşı olduğunu zannetmeyin. Ama bunları çok iyi düşünmek zorundayız. Şu anda ben bir dijital diktatörlüğün altında yaşadığımı hissediyorum. Bilmem telefon ettiniz mi hiç falanca telefon şirketine? Şunu ararsan 1, şunu ararsan 3, onu ararsan 15, arada reklamlar, sonunda kapanıyor. Tekrar başlıyorsunuz. Bankalarda insan kalmadı. Dijital yapıyoruz. Bir sorunuzu çözün de göreyim. Bakın, 2 tane uçak düştü. Nasıl düştü? Artificial intelligence çalışmadı. Otomatik pilota geçti, türbülansa girdi, otomatik pilot pilota vermeyi reddetti Boeing'in ve insanlar öldü. Ya bütün uçakları ele geçirirlerse bunlar, biz sizden daha iyi yapıyoruz diye. Bunu ben söylemiyorum. Bunu dijital dünyayı yaratanlar söylüyor. Üstel teknoloji dediğimiz birazcık bahsedildi sabahleyin. Önümüzdeki 20 yılda dünyayı birine göre geçtiğimiz 3 yıldan daha fazla değiştirecek. Elektriğin bulunuşunu düşünün, ondan sonraki gelişmeleri düşünün. Su, buhar türbini düşünün, motorları, arabaları, uçakları ondan daha fazla düşünün. Ben onu düşünemiyorum. Siz düşünebiliyor musunuz bilmiyorum. Size üstel teknolojileri
Mısır patlama analojisiyle anlatacağım. Ama burada Mısır'ın fiziğinden bahsetmeyeceğim. Çapı ne oluyor patladıktan sonra, hacmi ne oluyor, bunlardan bahsetmeyeceğim. Hepimizin yaklaşık olarak bildiği bir olayı, olaya analoji yapacağım. Tavaya da patlatıyorsanız Mısır'ı, bir müddet ısıtırsınız, sonra bir tane pat patlar, arkadan pat pat yapar, sonra pat 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 yapar, sonra da pat 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 da gider. Buna, bu patlamayı, patlama sıklığını bir eriye koyarsanız, doğal sigmoid büyüme S eğrisini buluyorsunuz. Yaklaşık olarak bütün teknolojiler böyle gelişiyor. Başlıyor yavaş yavaş, hızla yükseliyor eksponansiyel olarak, sonunda düzleşiyor. Bugünkü teknolojiler de böyle gidecek. Bunu ilk keşfeden Intel'in kurucularından Gordon Moore. Gordon Moore bir makale yayınlamak istiyor bir dergide. Araştırırken 1959'dan 65 yılına kadar bir transistördeki çip sayısının her iki yılda bir iki katına çıktığını görüyor. Bu orijinal grafikleri, birisi müsbettesi, elle çizdiği, logaritmik eksenli tabii, üstel bir eğri, 5-6 tane nokta almış. Daha sonra gözleniyor ki, bu gelecek 65'ten sonraki yıllarda da aynı şekilde duruyor. Bir çipteki transistör sayısı, biraz düzeltiyorlar, 18 ayda bir iki katına çıkıyor. Bu ne demek? Bu resim New York'un havadan çekilmiş bir resmi değil. Motor, 1 santimetre kare bunun büyüklüğü. Motorola'nın bir prosesörü. Üzerinde 260 bin tane transistör var. Şu anda teknoloji 2017 yılında CPU'larda yani ana prosesörlerde santimetre karede 10 milyar çip transistör var. Grafik işlemcilerde ise 16 milyar santimetre karede var. Bu da yıllar içinde gelişim eğrisini çiziyor. Kırmızı olan da eğer lineer bir eksen koysaydık bunun nasıl değiştiğini gösteriyor. Yani korkunç bir hızı var bilgisayar alanında transistörlerin gelişimini. Bunların her biri 0-1 ve müthiş bir hesaplama hızı kazandırıyor. Ne kadar küçük olduğu hakkında daha iyi fikir versin diye bazı şeyleri toparladım. Bir saç kılının kalınlığı 50 nanometre, 50 mikrometre, 50 bin nanometre. Kanımızdaki al yuvarlar, ak yuvarların 25 bin nanometre, al yuvarlarda 8 bin nanometre. Intel'in bir çipi şurada 45 nanometre. Kanımızın içinde dolaşsa fark etmeyiz çünkü 1100 defa al yuvarlardan küçük. Tabii bu büyük bir çip, 45 nanometre büyük bir çip. Intel'in değil, başka bir firmanın, pardon, Berkeley Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar en son yaptıkları transistörün boyutu 1 nanometre. Yani artık atomlarla aynı büyüklüğe gelmeye başladı. O seviyeye indiremiyorlar çünkü kuantum efekti denilen, etkisi denilen bir etkiyle transistörler birbirini etkilediği için çalışmıyor maalesef. Fakat kuantum hesaplamayla bir taraftan transistörler S eğrisi boyunca gelip düzlüğe ulaşıyor. Teknoloji ona müsaade etmiyor. Yenisi bulunmazsa ona bir kotej koyalım. Yenisi bulunmazsa ama kuantum hesaplamayla bu hız durmuyor. Kuantum hesaplamayı kendileri de bilmiyorlarmış. Yani bir olay oluyor ama daha açıklayan yokmuş. Klasik durumda her bir bit 0 veya 1 etkisi alıyor. Kuantum hesaplamada ise
kuantum qubitleri de deniliyor. Bunlar ara değerleri alabiliyorlar. Dolayısıyla kompüterlerin hızı çok yükseliyor. Yükseliyor da ne oluyor? Ne kadar çok hızlı iş, o kadar akıllı makineler oluyor. Bu transistörlerin kullandığı çiplerle, bilgisayarlarla, bilgisayar dillerinde buna makine deniliyor. Bu makinelerle onlarca, yüzlerce belki alan çok hızlı bir şekilde onlar da Moore kanununa uyarak gelişiyorlar. Bunlar neler? Başlıyoruz. Bilgisayarın işlem gücü, bellek kapasitesi, sentetik biyoloji, dijital tıp vesaire, biyoteknoloji de aynı şekilde üstten bir vaziyette değişiyor. Mısır patlağı gibi her gün hayatımıza giren bir şeyler var. En çok da telefonlarımıza giriyor. Bu teknolojilere sabahtan önceki oturumda bir arkadaşım kısaca bahsetti. Yıkıcı, disruptive, bozucu teknolojiler deniliyor. Disruptive'in çok anlamı var. Hiçbiri de olumlu değil. Bunu ilk kullanan da şu anda Google'un CEO'su olan ve Google'da yine çok üst düzeyde olan iki kişi var, Cohen ve Schmidt. Bunların yazdıkları belki okumuşsunuzdur, Dijital Çağ diye, 21. yüzyıl Dijital Çağ diye, onların kitaplarında onun hikayesini okuyabilirsiniz. Neyi bozuyorlar bu teknolojiler? En başında yapay zeka var, her şeyi bozuyorlar. Neleri bozduklarına gelmeden önce bu yapay zeka nasıl başlamış kısaca hemen geçeyim bazı noktalarıyla. 1950 yılında Turing yapay zekayı tanımlıyor. Eğer diyor bilgisayarın öbür ucundaki sizi kendisinin insan olduğuna ikna ediyorsa o yapay zekadır diyor. Yani insan yerine bir makine koydunuz, sizi inandırdı. Şimdi hani diyorlar ya, bankalara giriyorsunuz bir şey çıkar, ben robot değilim, oraya 6 tane şey yazıyor. Onu yazarsanız güya bizi robot olmuyoruz, insan oluyoruz. Belki de onun için de bankaları ikide bir de soyuyorlar paraları, böyle basit şeylerle. 1997 yılında Deep Blue Kasparov'u yendi, gördük. Kasparov'u yenmesini hiç önemli değil, o geçti gitti. AlphaZero, burada AlphaGo'dan bahsetti arkadaşımız. AlphaZero diye başka bir bilgisayar. Saniyede 80 milyon iş hesap yapar. Satranç konusunda her şeyi bilen bir bilgisayara karşı, makineye karşı saniyede 80 bin iş yapar ve bilgisayar satranç konusunda hiçbir şey bilmeyen AlphaZero diye bir makine tarafından 100 oyunda 40'ını, 30'unu AlphaZero aldı. 70'inde de berabere kaldılar. O Kasparov'u yenen şey yenildi. Ve bu hiç bilmeyen şey makine 4 saatte satrancın her şeyini öğrendi. Karşımıza bunlar geliyor. Watson teknolojisi var. Tıp alanında artık doktorları da dışarıya çıkarmak üzere IBM tarafından yapılan. Üstel teknolojilerin konusunda en fazla yayın yapan ve Singularity diye bir kitap yazan, çok referans verilen bir kitap var. Bunun yazısı Kurzweil, şu anda yine Google'ın mühendislik direktörü. Onun nereye gidecek insanlık bugünden sonrası için öngörüleri var. Öngörüleri çok büyük bir oranda gerçekleşen bir insan Kurzweil. Bu işin ortasında, tam tepesinde oturuyor. Diyor ki 2018-19 yılında insanlar yapay zeka ile derin ilişkilere girecek. Şimdi tabii diyoruz ki biz neredeyiz yani, böyle bir şeye girdik mi girmedik mi? Valla girdik gibi geliyor, bankalarda, telefonlarda vesairede girdik gibi geliyor. Ama zaten her şeyi de birdenbire vermiyorlar. Çünkü bu dünyada ilk çıkan her şeyi kazanır kuralı var.
Google'dan başka Google yok. Facebook'tan başka Facebook yok. İşte diğerleri de pek ben sosyal medyada olmadığım için bilmiyorum. Ama onlardan başkaları yok. İlk giren her şeyi kazanır diye. Yine 2019'da bilgisayarların toplam gücü tüm insanların beyin gücü toplamı ile karşılaştırılabilir bir büyüklüğe geldi. Dil çeviricileri artık konuşma esnasında devreye girmek üzere. Bunlar artık pazarlama sorunu olabilir, bilmiyoruz çünkü bunları. iPhone'un belki 4 versiyon ötesi biliniyor artık ne satacağı. Ama onlar çıkıp da hepsini birden şey yapmıyor, koymuyor ortaya. Azar azar paralarımızı alıyor. Kurzweil'in eğrisi bu. Yine bu dijital değişimi gösteriyor. Tabii Amerikalılar veya business dünyası daima her şeyi paraya tahavül ediyor. Diyor ki $1000 karşılığında yapılacak, yapılabilecek saniyede hesap sayısı olarak bilgisayar performansını çizmişler. Şu anda insan beynine yakına gelmiş. 2050'de insanları kat kat geçecek deniliyor. 2029 aslında bunu aldılar. Kurzweil'in kendisi aldı, 2029'a aldı. Milyar kere daha geçeceğini söylüyor. 2029'da ne olacak? Kurzweil'in kendisi diyor ki, yapay zeka olacak, ondan sonra göreceksiniz diyor. Tarım ve ulaşım tamamıyla otonom hale gelecek. Sanal gerçeklik artık gözlüklerden, kulaklıklardan çıkacak. İnsan beynine takılan çiplerle yer değiştirecek. Şu anda Amerikan ordusunda bu deneniyor. İnsanlarla çipler, hatta okuduğum makalede birbirleriyle insansı duygular ilişkine giren robotlar da yapmaya başlamışlar. Tabii hepsi gizli, ortalıkta yok. 2030'larda yine insan zihnine yükleme mükemmel olarak başarılacak ve insanlar yazılım esaslı olacaklar. Şu anda Elon Musk'ın kurduğu Ultralink şirketi buna çalışıyor. 2016 yılında kurdu. İnsan beynine gelen ve giden sinyalleri kontrol için nano makineler yerleştirilecek. 2040'ta biyolojik olmayan zeka, biyolojik zekadan milyarlar kere daha yetenekli olacak. Düşünebiliyor musunuz? Biz bu zekalarımızla neler yaptık? Onlar neler yapacaklar? $1000 biraz önce söyledim, tüm dünya toplamından daha zeki bilgisayar almak mümkün olacak. Ve yapay zekalılar en akıllı ve yetenekli forma olarak insanları geçecekler 2045 yılında. Sanal gerçeklik 2049'da biyolojik gerçeklikten ayırt edilemeyecek. Bazılarımız benim gibi baby boomer kuşağında, Kurzweil'in kendisi günde 90 tane ilaç içiyormuş. İşte yaşayacak oralara kadar. Hayat tabii çok uzayacak. Ama öyle şeyler getiriyor ki size tavsiye ederim. Büyük Veri kitabını okuyun. İçerisinde öyle 135 milyon gelecek, 75'i gidecek. Öyle şeyleri yazmıyorlar. Organik insanlar yeryüzünde küçük bir hazırlık haline gelecek. Biraz evvel de arkadaşlarım söyledi 2025 yılına kadar neler olacak. Benim en ilgimi çeken şey, işte Amerikalılar ilk robot eczacıyı yapacaklarmış, şey devreye girecek. 3D baskılı ilk karaciğer nakli yapılacak. Bu çok önemsedim bunu tabii ki. İlk 3D ile otomobil basılacak. Bu üstel gelişmeleri insanlık tarihi boyunca incelediğinizde en başta tek hücreli bir canlı meydana geliyor. Ondan sonra çok hücreli işte bir araştırmalar bunları sıraladığınız zaman insanlığın attığı büyük adımlar yani hayatımızı kökünden değiştiren adımlar çok hızlı bir şekilde aralarındaki mesafe kapanıyor. O ilk hücreden tam 1,5 milyar sene sonra tekerleği icat ediyor insanlar. Tekerlekten çok önemli bir buluş tekerlek.
Ondan 5000 yıl önce sonra elektrik bulunuyor. Elektrik bulunduktan sonra 150 yıl sonra bilgisayar keşfediliyor. Bilgisayar çıktıktan 45 yıl sonra da kişisel bilgisayar geliyor. Ve ondan sonrası zaten hepimiz yaşıyoruz yani bunu, birlikte görüyoruz. Peki bu gelişmeleri, bu da her iki eksende logaritmik eksendir, üstel bir gelişme. X ekseni kestiği noktada yapay genel zekanın oluşacağını gösteriyor. Ve bu noktaya da tekillik deniliyor. Tekillik konusunda bir sürü insan çok şey yazmış. Güzel tanımlarından biri, zaman ekseninde yapay zekanın biyolojik zekayı geçtiği nokta tekillik de deniliyor. O nokta hızla da yaklaşılıyor deniliyor. Peki bu yapay zeka, o hızla yaklaşan tekilliği çıkaracak yapay zeka ne? Çevresini tanıyacak, bizim gibi. Kendi varlığından haberdar olacak, bizim gibi. Yeni fikirler üzerinde düşünebilecek, hepimiz yapmıyoruz ama yine bizim gibi. Kendisi öğrenmiş, bizim gibi. Öğrenmeye devam edecek, bizim gibi. Hiç kimsenin bilmediği şeyleri bilecek, bizim gibi. Yeni doğa kanunlarını keşfedecek. Biz galiba biraz tıkandık. Çünkü en son Hawking uğraşıyordu. Biz tıkandık galiba buralarda. Yeni aletlere ihtiyacımız var. Ama o onu yapacak, o yapay zeka. İnsandan milyar kere daha zeki olacaklar. En önemlisi burası. Burası bizim gibi değil. Böyle bir yapay zeka pek çok kişiyi çok endişelendiriyor. Çok zor da değil. Yapay zekanın bu gelişimi. Neden? Biz uğraşıyoruz. Kendimizden biraz, yani intelligent, zeki varlıklar olarak kendimizden biraz daha zeki bir makine yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yarattığımız anda o zeki makine zekiliği kendisinden daha zeki bir makine yapmak olarak algılayacak. Dolayısıyla daha zeki bir makine yaratacak. O yarattığı ondan daha zekiyi yaratacak. Böyle hızla gidecek ve sonunda tekilliğe ulaşacağız. Milyar kere zeki bir makine. Bu makinenin bir parçası da biyolojik zekamız olabilir. Tekillik deyince söyledim hep, ne tekillik? Tekillik bizim bildiğimiz hiperbol denklemindeki x sıfıra giderken limit değeri. Nedir bu limit değeri? Sonsuz. Sonsuz nedir? Sonsuzdur. Sonsuz nedir? Hiçbirimizin bir fikri yok. Düşünebildiğinden, bana matematik hocam, Cevdet hocam beni anlatmıştı. Düşünebildiğinden daha büyük bir sayı. Sonsuz küçük, düşünebildiğinden daha küçük bir sayı. Ne? Belli değil. İşte gelecek olan tekillik böyle. Fizikteki tekillik, kara delikler bir en son işte ismini Paul Weill koymuşlar. Resmi çekildi artık. Hawking'in teorisi de kanıtlandı. Kara deliği bilmiyoruz. Tekillik var orada. Her şeyi içine yutan, her şeyi üzerine çek, gelen her şeyi içine yutan, ışıma yapmayan da, o da kanıtlandı, ışıma da yapıyor. Ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir kara delik. Fizikte kara deliğin en güzel örneklerinden biri de Friedman denklemleri denilen denklemlerle evrenin genişlemesini simüle edebiliyoruz. Yani evren 1 milyar sonra ne olacak biliyoruz. Ama Friedman denklemleri geriye de çalıştırıyoruz, o zaman da çalışıyor. Ne zaman ki x0 noktasına geliyoruz, yani o patlama, büyük patlama noktasına geliyoruz, orada Friedman denklemleri tekilliğe ulaşıyor. Çözüm yok. Papa da Hawking'se diyor ki, sen bu işle uğraşma, orasını bırak, orası Tanrı'nın işi diyor. Teknolojik tekilliğin tanımı da, gelecekte ya yapay zeka, ya nöroteknoloji ya da her iki alanda olacak önemli ilerlemelerin insan zekasının önüne geçerek
medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde değiştiren inanılan hipotezsel bir nokta diyor. Teknolojik tekillik sonunda günümüz anlamında bütün kurumları, ekonomi, yönetimler, kanun ve devlet artık mevcut formlarını koruyamayacaklar diyor. Hayatın kutsallığı, mutluluk arayışı, seçme özgürlüğü gibi değerler başka değerlerle yerini alacak. Ne zaman? Bunu ilk söyleyen Wigner denen matematikçi ve bilgisayarcı 2030 diyor. Kurzweil ise biraz evvel Google'un mühendislik direktörü önce 2045 diyor, sonra onu 2029'a yani Wigner'in rakamına çekiliyor. 200 araştırmacıya soruluyorlar ne kadar bu araştırmalar bilgisayar dünyasında %42'si 2030 diyor, %25'i 2050, %20'si 2100, bazıları da 2020'den önce diyor. Hatta bir uzman diyor ki tekillik geldi biz farkında değiliz. Time dergisinde bu Kurzweil'in yazısı yayınlandıktan sonra kitabı böyle kapak basıyor 2045 diye ve diyor ki insan 2045'te ölümsüz olacak. Ayrı konular. Kurzweil'in Türkçe'de çevrilmiş, tavsiye ederim, İnsanlık 2.0 diye bir kitabı var. Genetik, nanoteknoloji ve robot bilim sayesinde tekilliğin oluşacağını söylüyor. 650-700 sayfalık çok enteresan, çok heyecanlı bir kitap. Ve bu tekillik, biraz önce söylediğim gibi, bilgisayar dünyasından, gurular tarafından endişeyle karşılanıyor. Biliyorsunuz Facebook'un zannediyorum veya öyle büyük şirketlerden bir tanesinin bir ortağı ben dedi Silikon Vadisi'ni bırakıyorum, her şeyi istifa etti. Rhode Island'da kendisine bir villa aldı. Orada yaşıyor, bir adada da galiba kendisini koruyacak bir sistem yapıyormuş. 21. yüzyıl Sapiens kitabının ve 21. yüzyıl 21 dersli kitaplarının yazarı Harari diyor ki teknolojik devrimi yönlendiren şirketler ve girişimciler doğal olarak yaratılarına medyeler düzüp durduklarından ikaz etmek ve tehlike sinyalleri vermek ve bir şeylerin bir türlü yolla feci şekilde ters gidebileceğini ortaya koymak benim gibi tarihçilere, sosyologlara ve filozoflara kalıyor diyor. Ama Hariri 2018'de bunu söylüyor. Ama Hariri bence haksızlık ediyor. Biraz evvel arkadaşımın gösterdiği bir Elon Musk'ın akıllı insan, her şeye adapte olabilen insandır sözü vardı Elon Musk'ın. Onun da söyleyeceğini getireceğim ama Elon Musk her şeyi söyleyebiliyor. Çünkü Elon Musk'tan Aforizmalar diye bir kitabı var. Bakıyorsunuz içinde iki sayfa aralıkta birbirine ters şeyler söyleyebiliyor. Ama Stephen Hawking fotoğrafın denklemini koydum. Onunla anılmak istiyor. Mezarının üstüne bu formülü, kara deliğin ışıma formülü bu. Onun yazılmasını istemiş. Yavaş biyolojik evrimli insanoğlu yapay zeka ile yarışamaz ve yerini yapay zekaya bırakabilir. Tam yapay zekanın geliştirilmesi insanlığın sonunu getirebilir diyor.